Dosttan Dosta hazırlayan ve sunan Ayhan Aydın. Hayalimde çıkmaz her an her zaman. Ölmeden çamşıhı görmek isterim. Uçan kışa bile vermeden aman. Al atı yazıya sürmek isterim. Gurbet bizi hasret koydu sılaya. Başımızı soktu türlü belaya. Davul zurna eşliğinde halaya. Türküyle nameyle girmek isterim. Horasan'dan geliyordu soyları. Dikkati çekerdi fidan boyları. Öyle özledim ki komşu köyleri, eşimi, dostumu sormak isterim. Şamşı halkı bir araya gelince, sofralar kurulup bardak dolunca, serimiz hoş olup kafa bulunca, yayla çadırını kurmak isterdim. Dış budak, zilli göl Şamşı'yı yaylası, soğuktur suları serin havası, koyunun kuzunun kekliğin sesi, yaz bahar ayları durmak isterim. Şamşı'na bir kötülük gelirse, aslan yatağına tilki dolarsa, çakallar şamşığına meydan alırsa, sarılıp beşliğe vurmak isterim. Gazi Metin Dede Cem'e oturup, Hüseyin aptalı güdükleye götürüp, şamşığını bir araya getirip, bütün yaraları sarmak isterim. Evet, sevgili Cem Radyo dinleyicileri merhaba. Ben Ayhan Aydın. Bir Dosttan Dosta programının da başındayız. Size merhaba demenin mutluluğunu yaşıyorum. Teknik masada Birol Tuğrul kardeşimle birlikte bir saat boyunca sizle birlikte olacağım. Şamşıhı illerinden İngiltere'ye uzanan bir yürek, Ankara Radyo Mozaik'ten Antalya'ya uzanan bir yürek, Sivas illerinde Pir Sultanların sazlarının dertli dertli öttüğü ve yine Sivas kıyımında 33 insanla birlikte yüreği yanan, yüreği insanlık ateşiyle de yanan bir büyük ozan, bir büyük dede, bir güzel insan. Bugün programımızı yazmış olduğu şiirlerle, kitaplarla, yayınladığı kasetlerle kültür dünyamızı güzelleştiren, İlk başta okuduğum şiirde de söylediğim gibi Şamşıhı diyarından kopuk gelen güzel halk ozanı ve aynı zamanda dedemiz Hüseyin Gazi Metin. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk sevgili can dostum Ayhan Bey. Programla buluşmakla birlikte yıllardır da görüşmüyorduk. Halbuki ne güzellikleri paylaştık sizinle. Ankara'da özellikle Radyo Mozaik'te programlar yaptık. Siz bu konulara yabancı değilsiniz. Bilakis sevgili Cem Radyo dinleyicileri, bizi dinleyen Anadolu'da, Balkanlar'da, Avrupa'da, İngiltere'de olan dostlar, sevgili Hüseyin Gazi Metin bu konuda ozanları, dedeleri, yazarları, bilim adamlarını, dernek ve vakıf yöneticilerini programına konuk ederek onlarca program yaptı Ankara'da Radyo Mozaik'te. Çok büyük emekleri var yayıncılık konusunda da. Sazının tellerini de hep barış için çaldı, söyledi. Şimdi Antalya'yı mekan tuttu. İstanbul'a gelmiş, çok güzel bir tesadüf. Konuk ettik. Ama bu konukluğumuz çarşamba günü de sürecek saat 12'de. Dedeler Babalar Meclisi'nde de birlikte olacağız. Çünkü hem bu programda hem o programda değerli fikirlerinden yararlanacağımızı umuyorum. Sevgili dedem, sevgili ozanım, güzel insan, sizinle daha önce Alevilerin Sesi dergisinde yayınlanan bir söyleşimiz oldu. Radyolarda programlarımız oldu. Siz kendinizi en güzel şiirlerle dile getirirsiniz. Sazınızla dile evet. getirirsiniz ama ben bugünkü konumuz olan halk ozanlığı geleneği ve halk ozanlarının toplumdaki yerine girmeden önce sizden bir iki cümleyle daha izninizle bahsedeyim. Tabii. Siz gerçekten toplumun yüreğinden kopup gelen bir insansınız. Yüreğinden derken sevgisini de, tasasını da, kederini de
içinizde duyan bir insansınız. Çok uzun yıllar boyunca madenlerde çalıştınız bir işçi olarak. Sendikacılık görevleriniz oldu toplum önderi olarak. Ama cemi cemaati sazı sözü bırakmadınız, insanları aydınlatmaya devam ettiniz, gayret ettiniz. Ve bağlı olduğunuz ocağın da suyu yüzü hürmetine o ocağa layık olabilmek için cemler yürüttünüz. Sivas yangınında sonsuzluğa uğurladığımız güzel insanlarla birlikteydiniz. Onları andınız. O davalar içinde oldunuz. Pir Sultan Abdal Kültür Derneklerinin yönetim kurulunda yer aldınız. Ama hep Pir Sultan'ın savunduğu güzel bir davanın peşindeydiniz siz. İnanç, kültür adamı olan o güzel büyük ozanımızın peşindeydiniz. Sazınızı da o aşkta çaldınız. Ben o yüzden sizi saygıyla selamlıyorum, sevgiyle selamlıyorum. Verdiğiniz hizmetlerden dolayı da minnettarlığımızı arz ediyorum. Tabii ozanlar, mahsuniler, büyük ozanımız mahsuniyle de yan yanaydınız, iç içeydiniz. Onlardan da bahsedecektiniz. Dedelerle iç içeydiniz. Büyük tecrübeleriniz oldu. Londra Cem evinde cemler yürüttünüz. Anadolu'da birçok yöre gittiniz. Ankara'da Ankara'nın bir inanç yapısı olduğunu, kültür yapısı olduğunu da radyodaki ve Pir Sultan Abdal Derneği'ndeki çalışmalarınızla gösterdiniz. Güzel şiirleriniz var. Bunlara geleceğiz. Evet. Biz böyle başladık. Siz nasıl başlayacaksınız bir programcı olarak? Biz de şöyle başlayalım. Sevgili dost, can dost, güzel dost, bizler unutmayan, gönlünde kalbinde saklayan, efendim Cem Vakfı'nın takvimlerinde Sivas şiirlerimizi işleyen, bizi unutmayan sevgili dostumuzla karşı karşıyayız. Bugün ben programa başlamadan, kendimi de tanıtmadan önce bu Cem Radyosu'nu, Vakfı'nı, kuranlara, bugüne getirenlere, bizim sesimizi tüm dünyaya duyuranlara, buraya yardımcı olanlara, buraya üye olanlara, buraya sahip çıkanlara gerçekten çok teşekkür ederim. Minnettarım. Minnettarım. Bizim sesimizi duyurmak çok önemliydi. Çünkü bizim sesimizde güzellik vardı. Bizim sazımızda barış vardı. Sevgi vardı. İnsanlık vardı. Ayrımcılık yoktu. Bizim sazımızda öz Türkçe vardı. Güzelliklerimiz vardı. Bunu da bir yerde nasıl aktaracağız diye düşünüyorduk. Sizler sağ olun ki Sayın Doçent Doktorumuz Sayın İzzettin Dedemiz öncülüğünde bu durumlara getirdiniz. Ve bizleri de ara sıra unutmayıp konuk ediyorsunuz. Minnettarım. Bu arada memleketimizde efendim bir hemen kıyımızda olan bir savaşa tabii ki bir ozan olarak hayır diyoruz. Mutlaka hayır diyoruz. Çünkü biz savaştan yana değiliz. Bizim sazımız sadece silah. Biz sadece nefsimizle savaşırız. Kimseyle savaşmayız. İnsan öldürmeyiz. Biz nefsimizdeki kötülükleri taşlayız. Bir Arafat'ta falan şurada burada şeytanı taşlamayız. İçimizdeki şeytanı taşlarız. Hakkıyla bütünleşir. Kamil insan mertebesine erişmeye çalışırız. Burada da bugün ozanlık geleneği olarak dediniz. Ozanlık bir halktır. Halkın duygularıdır. Halkın sesidir. Halkın özüdür. Halkın gözüdür. Halk ağlarsa ozan ağlar. Halk gülerse ozan güler. Halk gülmezse ozanın gülmesi mümkün değildir. Halkımız çilede olduğu müddetçe ozan çilelidir. Çilelidir. Bunlardan elimden geldiği kadar uğraştım, didindim, şiirler yazdım, beyitler söyledim. Amacım tüm toplumu uyarmak. Din, dil, ırk, mezhep, renk ayırt etmeden topluma hitap etmek, insanın insan olduğunu ona tanıtmak, insan kendisini okursa kendisinden her şeyin var olduğunu mutlaka öğrenecektir diye bir yola düştük, gidiyoruz. Bizim söyleşilerimiz uzun olur biliyorsunuz. Ozan'ı ben şöyle tarif edeyim müsaade ederseniz.
Ozan kendi halktır, halkı kendisi. Ilgıt, ılgıt esen yeldir ozanlar. Dinleyene hoştur ozanın sesi. Haklıyı savunur ozanın dili. Harama uzanma, doğruyu gösteren yoldur ozanlar. Ozan saygı duyar, ozan kıskanmaz. Mücadele verir ozan osanmaz. Kadere, hayale ozan inanmaz. Gerçeği söyleyen dil ozanlar. Ozandan beklenen halkın an olmak, gönüllere girip birliği kurmak, haklıyı savunup haksıza vurmak, yerine gelirse sildir ozanlar. Ozan gıdasını halkından alır, halkına ağlaşır, halkına gülür, Gazi Metin ozan halk için ölür, topluma adanmış kuldur ozanlar. Ozanlar toplumu kuludur, hiçbir varlığı kulu değildir sevgili can. Söylemekle bitmez yine rahmetli Fethullah Çınar, her sözü uzun olacağını anladığı zaman derdi ki, söylemekle bitmez bizdeki dertler, aydın yolda birleşmeli yiğitler. Siz o aydın yolda birleşen yiğitlerin de öncülüğünü yaptınız. Bu ilerleyen yaşınıza rağmen maşallah kıskandırıyorsunuz kendinizi de. Yani nazar değmesin. 70'lik delikanlı dedikleri gibi susuz şartlarda bile sürdürüyorsunuz ama ben özellikle sevgili Cem Radyo dinleyicileriyle bir şeyi paylaşmak istiyorum. 1995 yılı Ankara'da Radyo Mozaik'te işte görevliyiz. Ben de programlar yapıyorum. Yani programcılığımız da biraz eskiye gidiyor. Sevgili Ozan'ım ve dedem de programlar yapıyor ama özellikle dikkatimi çeken bir husus var. Bunu da çarşamba günü belki dile getireceğiz ama. Yani siz bu ilerlemiş yaşınıza rağmen içinizdeki sevgi ateşi midir, coşkunluk mudur? Herkes de bunu bulamıyoruz. Hep gençler diyordunuz. Gençler eğitilecek, gençler yetiştirilecek, gençler sema ekiplerini kuracaklar tabii, saz çalacaklar. Gençler bizim varımız, her şeyimiz. Ben tabii bu önemli hususu belirtmeden geçemeyecektim. Gençlere ilginiz, aşkınız çok fazla. Nedir bu aşkın kökeni? Gençlere ne yapılmalıdır? Gençlerin ihtiyaçları nedir? Beklentileri nedir ozanlardan, aydınlardan? Şimdi sevgili dost Ayhan Bey, gençliği olmayanın geleceği olmaz. Bu mümkün değil. Onlar bizim yarınlarımız. Onlar bugün küçük görsek bile yarının büyükleri. Bizim sazımızı, sözümüzü, özümüzü, izimizi taşıyacak onlar. Onlar eğitilmezse, onlar öğretilmezse, onlar kimliğini bilmezse, efendim geleceğimiz nasıl olacak? Yarınlara nasıl geleceğiz? Onun için Yüce Atatürk'ümüz bile Türkiye Cumhuriyeti'ni gençliğe emanet etti. Bizler de gençliğe çok şey vermemiz gerekiyor ki onlardan bir şey isteyek. Öğretmeden istemek ayıptır, doğru değildir. Doğru değildir. Onları yetiştireceğiz, onları öğreteceğiz. Onlar bizim izimizi takip edecekler. Güzel izimizi diyorum. Barıştan yana olan izimizi, sevgiden yana olan izimizi takip edecekler. Genç kalmamdaki nedeni soracak olursan, maşallah. Efendim, hep gençlerle uğraştığım için onlardan bize birazcık bulaşmış herhalde. Bir de şunu da düşünüyorum biliyor musun? Hele bir yerimizi dolduracak adamları yetiştirek de ondan sonra yaşlanak diyorum. Böyle de düşünüyorum birazcık. Evet. Bir de bize bağlı evet. Ayhan Bey. İnsanların evdeki işi kendisine uygun olursa, biraz daha bunun ne var herhalde benim eşim biliyorsunuz Fethullah Çınar'ın kız kardeşi rahmetlik Büyük Ozan'ın burada o da herhalde bizi dinliyor bugün onlara onun başındaki küflete efendim hepsine selamlarımı göndermek istiyorum. Ana Sultan'a tabii biz de selam gönderdik. Gerçekten hiçbir zaman bizi üzmedi biz de onu üzmedik onun da bir payı var herhalde bizim gençliğimizde. Şimdi şöyle,
Yani o zam... Atasözü var, alt eşiğine iç teşik birbirine uyumuş herhalde, öyle geliyor. Uyumuş da Ozan'ın, dedenin hep biz bu programlarda hep dedeler, Ozanlar... Ya şu anaları niye konuşturmuyorsunuz diyorlar haklı olarak. Şu hiç bu Ozanlar geliyor, dedeler geliyor, babalar geliyor, yazarlar geliyor. Bunlarla omuz omuza, eğer onun eşi olmasa, ana sultan olmasa, bacımız olmasa o Ozan nereye gidebilir, ne iş yapabilir? Anaları ben konuşturayım müsaade edersen. Eyvallah. Bugün sen burada çoğunu terletmiştirsin. Ben bugün seni bir terletmek istiyorum becerebilirsen. Evet. Efendim, analık kolay bir makam değil. Kolay bir makam değil. Arap gözüyle kadına bakman. Bu çağda yerini alsın kadınlar. Öcü yapıp onu çarşafa sokman, hür olsun, yaşasın, gülsün kadınlar. Anamız, bacımız, zarimiz kadın. Kalbe ışık tutan nurumuz kadın. Onsuz yaşam olmaz varımız kadın. İlimle, bilimle dolsun kadınlar. Ele bele dile sadık olalım. Helalından bir tak hanım alalım. Hep onları baş tacımız bilelim, başımızın tacı olsun kadınlar. Eri evliyayı kadın üretti, nice peygamberi kadın yarattı, gericiler onu bir öcü etti, yobazlık tehlike bilsin kadınlar. Sorun şu cennetin adresi nerede? Görsünler dünyayı çekmeyin perde, hürü melek derler dünyada burada, softa boşa namaz kılsın kadınlar. Gazimetin kadın sansörsüz olsun. Yaşam savaşında yerini alsın. Ben layıkım diyen sahneye gelsin. Hürriyet türküsü çalsın kadınlar. Hay dilinize sağlık. İşte kadınlarımızı da böyle toplumsal olarak çerçevenin içinde ve inkar edilmez bir şekilde yerine oturttunuz. Peki, sizin yayınlanmış eserleriniz var dedik. Alevilikte Cem, sevgidir dinimiz, kalbimiz insan, Kırtların Cem'inde eşittir her can. Uyum yayınlarından çıktı Ankara'da 97'de. Onu biraz çarşamba gününe saklayalım. Bir de benim de yeni gördüğüm, diğerinden haberim vardı. Pirim Pir Sultan'a gelin diyorsunuz. Şamşık Hüseyin Abdal Derneği yayınlarından çıkmış. İki de eseriniz var, kasetleriniz var. Şimdi Ozan yazan yakılır mı diyorsunuz? Bir daha mı vardı? Bundan bir de Bana Ne diye bir kaset vardı, ayrı bir kaset. Ondan şey yapamadık. Bunu. Tamam. Yani iki kaseteniz, iki kitabınız var yayınlanmış hali hazırda. Üretmeye devam ediyorsunuz. 4 kitap yayınladım. İkisi elimizde. 4. 4 tane mi? Biri Ozan yazan yakılır mı diye bir. Ama aynı. Şakir Keçeli ile. Ortak. Yayınladık. Ortak. Beraber olur. Yayınladık. Bir de Alevilikte Cem diye bir kitap yayınladım. Onun arkasında İnsan, Tanrı, Dinler ve Alevilik diye bir kitap yayınladım. Maalesef o da yayınlanmadan tutuklandı. Topladı, elimizden aldılar, sağ olsunlar. Ne oldu? Bir yıl yargıdan onunla uğraştık. Ben serbest kaldım, karşındayım. Kitaplar tutuklu kaldı. Bilmeyeyim nasıl iş ise. Şimdi... Şeyimiz çok, konumuz çok. Son kitap da bu elimde. İşte sadece bunu şiirlerden bahsettim. Zaten şiirlerim ne demek istediğimi uzun kaleme dökmeye gerek yok. Anlatıyor düşüncesindeyim. Şimdi tarihler boyunca kalenderi dediler, derviş dediler, abdal dediler, kızılbaş dediler. Her şey dediler. Şimdi de diyorsunuz. Cem dedik, efendim Ozan dedik, Sivas dedik, bazılarının hoşuna gitmediler ama sizin şiirlerinizin özündeki şimdi güzelliği Aydın Bey görseler... dediniz ki kalenderi dediler, şimdi bize ne yakıştırdılarsa biz onları pişirdik, güzelleştirdik. Kızılbaşlık dediler, onun güzelliklerini ortaya koyduk. Refazi dediler, onun da güzelliklerini ortaya koyduk. Çünkü bizim özümüzde bir güzellik var. Bize ne yakıştırdılarsa başa çıkamadılar. Gerçekten bizim gerçek sıfatımızı bilemediler. Mesela bizim gerçek sıfatımız şuydu, dediniz ki dedelik yaptın. Avrupa'nın her tarafına da uzandım. Onu çarşamba günü yine işleriz. Sorarsan bana dinimi, dinim sevgi Kâbe'm insan.
Buldum değişmem yönümü. Dinim sevgi, Kâbe'm insanı. Sevginizi bitirmeyin. Buldunuzsa yitirmeyin. Başka yöne götürmeyin. Dinim sevgi, Kâbe'm insanı. Şol cennetin senin olsun. Hürin kılman sana kalsın. Softa beni dinsiz bilsin. Dinim sevgi, Kâbe'm insan. İlime bağlıdır başım. Gavur İslam hep kardeşim. Mesleplerle yoktur işim. Dinim sevgi, Kâbe'm insan. Hakkı insandan ararım. Seversem olmaz zararım. Gazimetin son kararım. Dinim sevgi, Kâbe'm İnsan. Allah eyvallah. Ne güzel işte. Bizde insan Kâbe'dir. İnsan kutsaldır. İnsan Cenab-ı Allah'ın bize armağan ettiği en kutsal varlıktır. Hakkı da özünden taşıyan bir varlıktır sevgili dost. Eyvallah. Benim fazla söz söylememe ne hacet. Şiirler ortada. Ozan'ın güzellikleri ortada. Eserleri ortada. Fakat ben biliyorum saz da var. Sazı da güzeldir. Sesi de güzeldir. Bakalım bize ne çalıp ne söyleyecek. Feyzullah Çınar'ın bir parçasıyla başlayayım ben. Çünkü Çamşık'ından bahsettiniz. Bizi dinleyenlere selam gönderdik mi biz? Biraz gönderdik de tam değil. Tam değil öyle mi? Öyleyse bir selam göndererek tüm türkülerim, tüm sevdiklerime armağan olsun. Eyvallah. Efendim. Bu arada da bu sabah telefon aldım. Onu da madem ki hatırlattınız. Isparta Senirkent Ulubey'den. Evet. Oradaki dostlar da dinliyorlar. Onlara da özel bir selam gönderelim. Tamam. Hay hay başım üstüne gönder. Onların da aşkı bizimle, bizim aşkımız hepsine. Onlar. Şu anda bir de demin bir telefon açtım. Antalya'daki dostlara, Abdi Yavuz Bey'e, efendim Kefez Belediye Başkanı adayına, efendim orada yine Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanlarına, tüm dostlar herhalde bizi dinliyorlar, öyle tahmin ediyorum. Avrupa zaten sesimi duyarlarsa onlar benim sesime aşık olduklarını zannediyorum. Eyvallah. Hepsine saygılar. Eyvallah. Çamşık'ına vardım da haraba bulmuş. Ne olmuş Çamşık'ın da yiğidin olmuş. Bir güzel kalmamış da divrige dolmuş. Sanki dersin divrigan kara bulmuş. Eğlen canım eğlen, 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 eğlen. Eğlen gülüm eğlen, eğlen, eğlen. İlahi sevdiğim akdam bulasın, ellerinden gözlerinden olasın. Tey tey! Duvarlar dibinde melül mesul kalasın, ellerinden tutup gezdirenin yine ben olam.
Eylem canım eyle, 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 eyle. Eylem gülüm eyle, 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 eyle. Nazlı yarim de sana vermeyeyim karış, yediğin yatasın bir yan üstüne. Etin gide gemiklerin çürüye, dine döndeleler sol yan üstüne. Eylem gülüm eyle, 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 eyle. Eylem canım eyle, eyle, eyle. Dikenler üstünde bir gül biterim, bülbülün bahçende ötmeye geldim. Yüküm lali cevher alır satarım, satarım. Ali pazarına dökmeye geldim. Yürü yürü de sevdim, yürü sürmelim, yürü yürü. Almadım muradım da dinleyem seni, seni. Muradı gözünden alanım, yürü yürü. Alıcım olmazsa cevher satılmaz, cevherin aslına da hile katılmaz. Dost gülüm dost, İnkar toruyla de şahin tutulmaz, tutulmayız. Bir gerçek toruna düşmeye geldi. Ali yar, Ali yar da hudam, Ali yar, Ali kurban, Ali. Hak bilir ki benim elim sende var, sende var. Huda bilir benim aşkım sende var. Sultan abdalım yüreğim düğüm, erenler cemine de uğradım bugün. Her mürşit pişirmez de talibin çivin, çivin. Talip de kaynayıp coşmaya geldim. Her mürşit pişirmez de talibin çivin. Ayhan'la kaynayıp da coşmaya geldim. Ali yar, Ali yar da hudam, Ali yar, Ali kurban, Ali. Hak bilir ki benim ardım sende var. O da bilir benim aşkım sende. Bir de coşkuya kapılak reklamlardan önce de bir devam et almışken ses. Sazım ile savaş edem, pirim pir sultana gelim. Haksızlara karşı duran pirim pir sultana gelim. Asılanlar hücudenler, zindanlardan ezilenler.
olanlar pirim pir sultana gelin. Halka bağlı özü olan, acı tatlı sözü olan, her çağda bir izi olan pirim pir sultana gelin. İlkesine sahip çıkan, ikilini serden yıkan, cihana bir gözle bakan pirim pir sultana gelin. Hazimetindir pirimiz, meydana uyak varımız, bu çağdan Allah yerimiz pirim pir sultana gelin. Bu çağdan Allah yerimiz pirim pir sultana gelin dur. İyi dost, iyi. Sevgili dostlar, tekrar merhaba. Ayhan Aydın ben. Dosttan Dosta programı devam ediyor. Hüseyin Gazi Metin dedemizle, halk ozanımızla birlikteliğimiz saat başına kadar sürecek. Ozanın yüreği yanıktır ama yazmış olduğu şiirlerle bu yanıklığı toplumun yanıklığıyla birleştirir ve toplumun yangınını kendi yangını olarak da hissederek ölümsüz eserler meydana getirir. Biraz önce Pir Sultan Abdal'dan dile getirdik. Pir Sultan Abdal'ın hem inanç, kültür insanı olması hem de haksızlıklara karşı gelmesinden dolayı büyük bir önder olarak Anadolu'da sevgisi yüzyıllar boyunca devam etmiş. Onun izinden giden sevgili ozanımız, dedemiz bakalım ne demiş. Yine sarılmadı yarelerimiz. 20. asıra geldik dayandık, yine sarılmadı yarelerimiz. Bombalandık, öldük, vurulduk, yandık, yine sarılmadı yarelerimiz. Can gözümle şu alemi gezerim, gelmeden gelecek günü sezerim. Halkın dertlerini doğru yazarım, yine sarılmadı yarelerimiz. Haksızlar elinde ömrüm çürüdü, soyguncu vurguncu aldı yürüdü. Başa geçen patronları korudu, yine sarılmadı yarelerimiz. Babadan dededen miras kalmadı, rüyalar, hayaller gerçek olmadı. Allah'a yalvardık, para salmadı, yine sarılmadı yarelerimiz. Devletten güç alan yobaz azıyor, layık düşüncene kuyu kazıyor. Katiller dışarıda serbest geziyor, yine sarılmadı yarelerimiz. Ezinen halk bir araya gelelim, hakkımızı söke söke alalım. Boyun bükmeyelim, mertçe ölelim, yine sarılmadı yarelerimiz. Gülmedik, düştük kedere gama, canma dayanır zulüme zama. Kurtulmak istersen bana ne deme, gene sarılmadı yarelerimiz. Gazi Metin derim ömrümüz bitti, haksızlık yolsuzluk canıma yetti. 94'e girdik, 93 bitti, yine sarılmadı yarelerimiz. 2003'e girdik, yine yaralarımız sarılmadı. Bombalar, füzeler atılıyor, belki Türkiye'ye değil ama yine yanı başımızda bir savaş oluyor. Yine savaş, yine gözyaşı, yine zam, yine zulüm. Yaralarımız sarılmadı. Sarılmadı. Çıkar savaşı devam ediyor. Çıkar savaşı devam ediyor. Bu çıkar savaşına ozanlar güçleri yettiğince karşı durdular tarihler boyunca. Yine barış dediler, yine sevgi dediler, aşk dediler. Peki sazımız ne diyecek bu yönde? İlken olsun sevgi barış, Hacı Bektaş'ı seversen. Aydın ol fezaya yarış, Hacı Bektaş'ı seversen. Karanlık düşünce zulüm, cahillik sağ iken ölüm.
tapınağın olsun bilim. Hacı Bektaş'ı seversen. Silahane delikli taş, taştan medet bekleme boş. Kendi nefsin ile savaş, Hacı Bektaş'ı seversen. Zaman kaybetme vakit, kadın kız ayırma okut. Geleceğe bir ışık tut, Hacı Bektaş'ı seversen. Mürşit halkı süründürme, yanan ışığı söndürme, hünkârı taşa bindirme, Hacı Bektaş'ı seversen. Yanlış düzen aklama, derdimize dert ekleme, Mehdi'den kılıç bekleme, Hacı Bektaş'ı seversen. Gazimet'in sözün çekme, haksızlara boyun bükme, gönül Beytullah'tır yıkma, Hacı Bektaş'ı seversen. Ey Bektaş-ı Veli, ey koca hünkâr, benzeri olmayan yüce ermişsin. Kerametlerinde büyük hikmet var. Canım hikmet var, önce devlet sonra ordu kurmuşsun. Öğretmişsin bize güzel Türkçeyi. Sev demişsin güzel olan her şeyi. İnsanlığa karşı hor düşünceyi, hor düşünceyi, ilimle irfanla yere sevmişsin. Demişsin ki uyma cahil sözüne, Türk kadını peçe çekmez yüzüne. Tahsubun baha, baha gözüne, geri fikirleri ezip kırmışsın. Geri fikirleri ezip kırmışsın. Kardeşlik, eşitlik, insanlık, dirlik temel ilke dedin, ulusal birlik. Hak bildik, hak gördük,
Toz sana geldik, pir sana geldik. Hak yolu gösteren ulu pirimizsin. Her zaman tezdesin, her zaman yeni. Nice asır sonra tanıdık seni. Ozan der ki yerin göründü seni. Dünyayı aydınlatan pirim olmuşsun. Hilmi'de de yerin göründü seni. Cihana nur saçan hünkâr nur musun dost? Dost, dost. Hünkârın, Hünkâr Hacı Bektaşi Veli'nin, Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Pir Sultanların yakmış oldukları sevgi ateşi Anadolu'nun bağrından Balkanlara ve bütün dünyaya yayılmış. Yeter ki onu görelim. Onların güzel ışıklarından yararlanan, kendileri de aynı ışıklı yolu sürmeye çalışan ozanlarımıza, dedelerimize, babalarımıza sahip çıkalım. Şiirlerini okuyalım. O cevher yaşıyor, o gelenek yaşıyor, o kültür yaşıyor. O güzellikleri ne güzel dile getiriyor ozanlar. İşte bir savaşın içindeyiz. Başımıza da bombalar düştüğüne göre şöyle veya böyle biz de içindeyiz. Yanı başımızda, komşumuzda bir savaş olduğuna göre şöyle veya böyle biz de içindeyiz. Bu savaş bu dünyada olduğuna göre şu veya bu şekilde biz de içindeyiz. Çünkü can inciniyor, insan inciniyor. Çünkü bizim Alevi Bektaşi Mevlevi felsefesinde en yüce değer insansa, insanımızın bir tek gözyaşının dökülmesi, bir damla kanının akması, hepimizden dökülen gözyaşı, hepimizden dökülen kandır. O yüzden biz ayrım yapmıyoruz, savaşlar son bulsun diyoruz. Hangi güce sahip olursa olsun, hiç kimsenin anası babası ağlamasın ve Orta Doğu'muzda, dünyamızda çıkar hesaplarının cirit attığı, çıkar hesaplarıyla kanların döküldüğü bir yer olmasın diyoruz. Ve ozanımızın bu konuda yazmış olduğu şiiri de dile getiriyoruz. Dünyayı düzeltir hoşgörü barış. Kan dökmekle bir menzile varılmaz. Dünyayı düzeltir hoşgörü barış. Silah yarışıyla dünya durulmaz. Dünyayı düzeltir hoşgörü barış. Nükleer silahlar utanç verici. Doğayı yok eder insan vurucu. Tarihte zalimler olmuştur öncü. Dünyayı düzeltir hoşgörü barış. Kinden, kibirden, benlikten uzak. İnsanlar insana kurmasın tuzak. Gelin kardeş olak, kol kola gezek. Dünyayı düzeltir hoşgörü barış. 995 hoşgörü yılı. Uzansın dünyaya dostluğun eli. Birinci vazifen insanlık yolu. Dünyayı düzeltir hoşgörü barış. Gavur İslam diye düşman olmasın. Biri ağlar iken biri gülmesin. Çıkarlar uğruna insan ölmesin. Dünyayı düzeltir hoşgörü barış. Silah üretiyor süper devletler. Zorbalıkla soyulmasın milletler. Menzil alamadı vurmakla Hitler. Dünyayı düzeltir hoşgörü barış. Beraber aç kalak beraber dayak. Beraber çalışak beraber yiyek. Hayatta geçirek bir yaşa koyak. Dünyayı düzeltir hoşgörü barış. Gazi Metin derim insanlık birdir. Bunu fark etmeyen cahildir, kördür. İnsanca yaşamın tek yolu vardır. Dünyayı düzeltir hoşgörü barış. Bundan daha güzel bir mesaj olabilir mi? Bir mesaj da Atatürk'e yollayalım mı? Onunla tamamlayalım. Programımızın da sonuna geldik. Programımıza katıldığınız için en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sevgili dinleyenlerim, işte Hüseyin Gazi Metin gibi ozanlar, dedeler bu geleneği sürdürüyorlar. Şiirleriyle, sazlarıyla, cemleriyle. Çarşamba günü saat 12'de yine dedelik konusu üzerinde sohbetimiz sürecek.
Hemen toparlıyoruz, haberlere geçeceğiz. Ozan'ım, son mesajı da sizden alalım. Selam olsun Atatürk'e. Atam yine dardayız biz. Sahip olamadık mülke, mavi gözlüm, zordayız biz. 50'lerde bindik ata, dolu dizgin saltanata, ışık yaktı hilafete, atam yine dardayız biz. Mavi gözlüm, zordayız biz. Ana yasa, baba yasa, fırsat verdi kara sese, hortumlandık bomboş kasa, atam yine dardayız biz. Mavi gözlüm, zordayız biz. Çoluk çocuk din dersine, peçeyle Kur'an kursuna, gider olduk tam tersine, atam yine dardayız biz. Mavi gözlüm, zordayız biz. Beyler meclise doldu, abdest aldı, namaz kıldı, bakanların hacı oldu, atam yine dardayız biz. Mavi gözlüm, zordayız biz. Gazi Metin düştük derde, yem olduk kuşuna kurda, layık cumhuriyet zorda, aydın yine dardayız biz. Atam yine dardayız biz, mavi gözlüm, zordayız biz. Eyvallah, dilinize sağlık, sazınıza sağlık, sesinize sağlık sevgili Cem Radyo dinleyicileri. Bir Dosttan Dosta programının daha sonuna geldik. Ben Ayhan Aydın, hepinize en içten duygularımla selamlarken bir kez daha teknik masada bir oturur kardeşime teşekkür ediyorum hizmetlerinden dolayı. Ozanların yüreği, dedelerin, babaların bilgeliği hiç tükenmeyecek, solmayacak. Çarşamba günü yine Hüseyin Gazi Metin'le bu defa dedelik üzerinde sohbetimiz sürecek. Bizden ayrılmayın. Dosttan Dosta. Ayhan Aydın hazırladı ve sundu. Reklamlar! 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 Hayallerinizi alın gelin. Birlikte gerçekleştirelim. Çünkü değerlisiniz. Çağdaş Bilimler Merkezi. İncirli Caddesi numara 113 Bakırköy. Telefon 0212 466 2180. Başarınıza başarı, kazancınıza kazanç katmak istiyorsanız bizi arayın. Cem Radyo Reklam Servisi. Telefon 0212 639 74 31 451 84 24. Türküler dilimiz, türküler yüreğimiz, türküler sevdamız, türküler 96.4 Cem Radyo'da. Cem Radyo Haber. Ben Ozan.